Merhabalar. Eksik olana hoş geldiniz. Her iki hafta aradan sonra aramıza döndüm. Yeni yılınızı öncelikle kutluyoruz. Evet. Çok iyi bir giriş yapılmadı. Bunun farkındayız. Umarım daha iyi geçer ama. Evet, daha iyi geçmesini umut ediyoruz. Burada yani son zamanlarda aslında toplumda kutuplaşma gibi genelde güncel konular işlemiyorduk. Fakat herkesin umuda ihtiyacı olduğu bir dönem olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bununla ilgili de birçok insan çok umutsuz maalesef. Normal bu da. Bununla ilgili en azından edebiyattan, güncel ve tarihsel örneklerden birazcık umut devşirmeyi düşünüyoruz. Emin Maluf var edebiyatta mücadele eden, Hermann Hesse var. Şimdi bu tarz edebiyatçıların yapabildiği, gerçekleştirebildiği durum bir anlam inşa edebildiler. Kesinlikle öyle. Nasıl bir anlam bu? Bir doğu-batı sentezi var. İkisinde de hem Batı felsefesine, edebiyatına çok yakın bu yazarlar, hem de Budizm gibi ve birçok daha kültürel durumu Hindistan'da, başka yerlerde de inceliyor Hermann Hesse örneğin. Emin Maluf zaten Doğu kültürüne çok hakim bir şekilde emin adımlarla ilerleyen bir yazar. Yani şimdi bir psikoloğa bile gittiğimizde ya da bir psikiyatristin bile şimdi muhabbetini dinlediğimizde umutla ilgili bir şey artık çok zor duyabiliyoruz. Yani herkeste bir gelecek kaygısı, önünü görememezlik durumu var. Metroya bindiğimizde insanların yüzüne bakıyorum. Yani Çavuşesku romanyası gibi. Herkesin yüzü asık. Çok da doğal bu. Dolayısıyla tabii böyle durum gördüğümüzde bir tarihi baz alarak ve aynı zamanda da kendi bahsetmiş olduğum Amin Maluf gibi veya Hermann Hesse gibi değerli yazarların yazdıklarından yola çıkarak aslında bunun bir süreç olduğunu ve umudun her zaman var olduğunu göstermek bir nevi bu programda aslında bizim amacımız olacak biraz da. Evet, şimdi bu toplumsal kutuplaşma nereden çıkıyor? Türkiye'de bunun tabii belli fay hatları var. Terör saldırılarıyla bunlar kaşındırılıyor. 80'lerde ayrı fay hatları kaşındırıldığı gibi. Bu durumun, şimdi şöyle bir sorun var karşımızda. Siyasi olarak rasyonel cevaplar alamadığımızdan dolayı ve birçok hukuksuzluk gündemde olduğundan dolayı ister istemez demokrasi yanlıları, yani hukukun üstünlüğüne inanan, yargı bağımsızlığı olmadan demokrasinin olmayacağını bilen kitle, diğer kitleyle empati kurmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kitlenin demokrasi isteyen kitleye empati kurmasından başka siyasi aranda bir şansınız yok. Başka bir çözüm üretemeyiz çünkü. Böyle bir durum var. Yani sen düşünebiliyor musun? Demokratik kitle şeriatla işte ikiye bölünüyor ya da işte bir diktatörlük var ve bununla ilgili ona, o kitleye karşı Nazi döneminde empati duyduğunu düşünebiliyor musun? Empati duyacak onlar mıydı faşistlere karşı? Yani tarihsel olarak böyle bir şey var. Dolayısıyla biz tabii ki bu siyasi otoritenin, muhalefetin hepsinin görevi ama demokratik çizgiyi, yani kendi toplumsal yaşantımızda kurarken empati kurmaları için, evet, bizim onlara demokrasinin niye olmazsa olmaz olduğunu, hukukun niye olmazsa olmaz olduğunu anlatma misyonumuz var. Bununla ilgili görevimiz var. Siyaset ötesine de geçemediğimiz için toplumda da olmayan ayrışmalar başlıyor. İşte ailende muhafazakar da insan oluyor, işte sağcısı oluyor, solcusu oluyor, toplumsal düşünceleri tamamen farklı. Çevremizde çok yakın dostluklarımız var, aile bireylerimiz var. Bunlar bizden farklı kişiler değil. Dolayısıyla onları sevmemiz zaten en büyük isyan. Aramızda bir sorun yok onlarla. Aile bireylerimiz yok. Birini biz düşüncelerinden dolayı sevmiyoruz. Biz onu o olduğu için seviyoruz zaten. Bunu zaten siyaset bizi kutuplaştırarak buraya getiren bir şey. Edebiyat bunu aşabiliyor. Çünkü siyaset ötesi bir şey yapmaya çalışıyor. Emin Maluf'un bununla ilgili mesela çok güzel yazıları var. Sen de değinmek istersin diye düşünüyorum. İsterim. Emin Maluf tabii ki önce kitaplarına değinmeden önce onun nereli olduğunu ve geçmişini anlatmak lazım. Çünkü yazdığı kitapların çoğu aslında sürgünle alakalı. Kendisi Lübnanlı ve biliyorsunuz 1975 ile 1990 arasında Lübnan'da çok kanlı bir iç savaş yaşandı. Ve bu iç savaşın aslında kökleri tamamen işte Lübnan'ın demografik yapısına gidiyor. İşte Maruniler, Ortodokslar ve Katolikler bir yanda Hristiyan gruplar olarak. Sünniler ve Dürziler ve Şiiler öbür yanda olmak üzere bir iç hesaplaşmaya gidildi. Tabii burada işte İsrail meselesi,
Filistin Kurtuluş Örgütü falan gibi, Hizbullah sonra gibi bir sürü örgüt ve aktör var Suriye gibi. Fakat bu 15 senenin sonunda hiçbir şey olmadı. Emin Maluf da zaten savaş başlamadan hemen önce ailesiyle Paris'e, yani Fransa'ya kaçtı. Ve ondan sonra yazdığı bütün kitaplarda Doğu'nun limanları olsun örneğin veya Doğu'dan uzakta, Tanyos Kayası ve Çiviz Çıkmış Dünya gibi kitaplar hep bu sürgünü, işte Lübnanlı olup ülkesine dönememesi ve ülkesinin gittiği o cehennemi ve onu nasıl sorguladığını ve nasıl öksüz kaldığını anlatır ve onun izlerini görürsünüz. Genel olarak da değindiği nokta aslında şu oluyor. Lübnan'da 15 sene savaş oldu biliyorsunuz ve sonuçta hiçbir taraf kazanmadı. Lübnan yerle bir oldu, iki taraf da kazanmadı ve ondan sonra tekrar bir barış ilan edildi. Şu an tekrar Lübnan kendini topluyor. Nitekim 1975'lere kadar gelmeden önce Lübnan, işte Osmanlı'dan kurtulduktan sonra 1920'de Fransa'nın kurduğu bir devlet. Sonra 1943 gibi bağımsızlığını ilan etti ve Doğu'nun, yani Beyrut, Doğu'nun Paris olarak görülüyordu. Çok farklı kültürün beraber yaşadığı, zenginleşen bir ülkeydi. İşte tarımın olduğu veya gıda fabrikaların oluştuğu. Fakat sonra bir felakete sürüklendi. İşte tam bu noktada da Amin Maruf'un kitaplarını da işte bu ötekileştirmenin, toplumun kutuplaşmanın ve biraz da tabii dış devletlerin bu işi kaşımasının sonucunun Lübnan'ın hiç yaramadığını, sadece dışarı yaradığını ve iki tarafın, farklı milletlerin ve farklı görüşe sahip olan şeylerin, mezheplerin birbirleriyle yaşama kültürünü, uzlaşı kültürünü geliştirmedikleri sürece asla mutlu olamayacaklarını ve en önemlisi de asla herhangi bir tarafın, bu Hristiyan Maruniler de olabilir veya işte Sünni, Selefi Sünniler de olabilir, asla bir tarafın diğer tarafı yok edemeyeceğini, çünkü sayıların çok fazla olduğunu anlatmaya çalıştı. En azından başlangıç olarak bu kadar değinebiliriz Amin Maruf'tan. Ana fikir de aslında biraz bu. Evet, yani şeyde, Lübnan'da mesela ben de Beyrut'ta bulundum. Gerçekten Lübnan en kozmopolitik yerlerden biri. Çok azımsanmayacak şekilde de neredeyse yarı yarıya Hristiyan nüfusu da olan bir yer. Ve bu kozmopolitik yapısıyla, her şeyin birlikte olmasıyla ülkeler hem tarih boyunca Jared Diamond'ın eşitsizliğin nedenlerini işlerken de buna değinmiştik. Ne kadar fazla farklı çeşitte insan bir arada yaşayabiliyorsa gelişim o kadar fazla artmış. Kesinlikle. Bu gerçekten çok önemli. Dolayısıyla azınlıklar, farklı kültürler, farklı fikirlerin birbiriyle sentez noktasına gelebilmesi gerçekten o ülkenin en büyük zenginliği diyebiliriz. Bir de tabii değer silsilemizde aslında bir hatalar durumu var. Bu da nedir? Mesela vatanseverlik diye bir olgu çıkıyor karşımıza. Şimdi vatanseverlik nedir? Gerçekten insanına değer vermek, yani bir köylü savaşa giren bir asker kadar değerli değil midir? Şimdi burada çok garip bir tezatlık var. Bunu da Hermann Hesse aslında belli denemelerinde çok sorguluyor. Şunu söylüyor. Bir köylü ondan daha az değerli değildir. Ama köylünün daha az değerli gözükmesinin nedeni ürünü kendine almasıdır. Diğeri ise bir fedai gibi gözükür. Bir toplum tek bir potada eritilir. Ama inat eden insan, yani kabul etmeyen, belli değerleri toplumda yadsıyarak kendi değerlerini oluşturan insan, toplumdaki uyan değerleri yadsımasına gerek yok ama kendi bildiği şeyi yapabilen ve kendi akıl yoluyla inşa edebilen insan, tarih boyunca işte Buda gibi, Hazreti İsa gibi, Sokrates gibi hep öldürülmüşler, toplumdan dışlanmışlar ama daha sonralarındaysa yine ironik bir şekilde kahraman ilan edilmişler toplumda. Böyle bir durum var. Aslında Hermann Hesse de makalelerinden bir tanesinde şundan bahsediyor. İnatçılık bence diyor en büyük erdemlerden bir tanesi. Biz bunu küçümsüyoruz çünkü kelime anlamıyla olarak özgünlüğü ve kendi içinde bir şeyler, kendi dünyanı, kendi düşünce dünyanı, kendi ideallerini yaratma anlamına da geliyor. Ve bu insan türü siyasetle ilgili ya da parayla ilgili, güçle ilgili şeylerle işi yoktur. Bunlarla kandırılamaz. Daha ötesiyle vardır. Çünkü o sadece iç sesine, içsel yolculuğuna ve kendi doğrularına göre yaşar. Parayla ilgili, güçle ilgili, siyasi otoriteyle ilgili hırsı olan insanlar ise belli şeylerde iş dünyalarını kuramadıkları için bu eksikliklerini bu materyallerle aslında somut gibi gözüken ama eline hiçbir şey geçmeyen, sürekli kaybettiren, bunu da ben ısrarla savunuyorum. Hani güçlü insanlar kazanıyor gibi görünse de aslında sürekli kaybediyorlar.
Çünkü insanların gözünde iyi olmaktan başka bir şey istemiyorlar. Kendi bakış açıları onlar için önemli değil. Dolayısıyla yerlerini kaybettikleri an her şeyleri bitecek. Sürekli bir stres içindesin. Başkalarının seni görmesi seni ancak besleyebiliyor. Düşünebiliyor musun? Kendi kendini besleyemiyorsun. Kendi kendini senin olan düşüncelerin, senin sevdiklerin yetemiyor. Yani çok daha basit durumlar var. Olmalı. Bizim sevdiğimiz insanlarla ilgili. Evet, çok umutsuz bir durumdayız toplumsal olarak. Ama ben şunu gerçekten istiyorum hem büyüklerimden hem örnek aldığım insanlardan. Evet, dünya çok daha kötü durumlar gördü. Biz de kötü bir hem uluslararası ilişkiler anlamında hem de Türkiye'deki saldırılar anlamında bir kaosun eşiğindeyiz. Ama önemli olan burada hala bir şeyleri anlatabilme çabamız. Belli anlamlarımızı inat ederek bu durumda, olağanüstü durumlarda dahi sürdürme çabamız. Çünkü bunu mesela Kafka da değinir. Yalan söylememek kolay bir şeydir üzerinde baskı yokken. Önemli olan baskı varken nasıl direnebiliyorsun, inat edebiliyorsun ve bildiğin doğrulardan eğilip bükülmeden, şaşmadan devam edebiliyorsun, sapmayabiliyorsun. Böyle şey yapayım, sen bir şey söylüyorsun. Konuyla ilgili şimdi şöyle bir kategorizasyona gidebiliriz. Bir, tarihsel nedenleri ve tarihteki örnekleri bu olayın nasıl aşıldığı, yani toplumsal kutuplaşmanın nasıl aşıldığı. İkinci kısmı da duygusal yönü. Yani işte günümüzde birçok insanın şu anda ya işte Türkiye'de yaşanmaz, ben işte Almanya'ya taşınacağım, ben Amerika'ya gideceğim, burası adam olmaz falan gibi yaklaşımlarının aslında pratikte ne kadar zor olacağıyla ilgili bir kısım açmak ben istiyorum. Ama birinci kısımda ilk önce gidelim. Çok güzel bir şeye değindin. Dedin ki tarihte birçok uygarlığın yükseldiği dönemlerde hep bu kültürel çeşitliliğin kontrol altında olduğu ve bir tolerans demeyeceğim, çünkü tolerans dan ziyade hoşgörü diyeceğim. İki saniye şey gelmez. Hoşgörü ortamının olduğu ve dolayısıyla da bu farklı kültürlerin bir zenginlik teşkil ettiği ve bu şekilde de o medeniyetin bu zenginlikten çok fazla faydalandığı ve insanlığa da çok fazla şey kattığı kısımdan bahsedeceğim. Bir terim vardır, Pax Romana diye. Üç tane var zaten. Pax Romana, Pax Ottomana ve Pax America şu anda. Pax Romana dediğimiz bu bir barış döneminden bahseder. İlk Roma İmparatorluğu'nun ortaya çıkmıştır. Zaten tarihte üç tane imparatorluktan bahsedilir. İşte Osmanlı bir tanesidir, Roma bir tanesidir, örnek veriyorum. Ve Pax Romana da şöyledir. İşte milattan önce 27 ile milattan sonra 187'ye kadar olan dönemde Roma'nın işte biliyorsunuz çok büyük bir hakimiyet alanı vardır. O zamanki dünya dediğimiz yani medeniyetlerin olduğu büyük bir kısmı Roma'nın himayesi ve hegemonyası altındadır. Hani Uzak Doğu'dan falan bahsetmiyorum, Çin'den. Ve o zamanki coğrafyada, bilinen coğrafyada, Avrupa'da binler farklı, işte Cermenler vardır. Ama onu bırakın işte Hannibal'in şeyleri, eski toprakları o Roma'da olduğu için oradakiler vardır gibi farklı farklı bir sürü ırk yaşar. Ve bu ırkların hepsi Roma hukuku altında ve Roma düzeni, mali düzeni, vergi sistemi ve idari düzeni her sistemin altında yaşar ve farklılıklarını bir yere koyup ticaret yaparlar ve bir barış ortamı içerisinde Roma'nın inanılmaz şekilde geliştiğini, yeni sistemler ortaya çıktığını ve bu sistemin içinde insanların kardeşçe yaşayabildiğini görürsünüz. Tabii ki de kardeşçe kelimesini tırnak içinde kullanmak lazım. Çünkü o zamanın şartları ve o zamanın savaşları ve işte Roma devletinin bekası için yaptığı savaşlar ve katliamları bir yana koyuyorum. Ama böyle bir sistem vardı. Yani Pax Romana kelimesi aslında buradan gelir. Nitekim sonra Roma ikiye ayrıldı. Batı ve Doğu Roma olmak üzere. Doğu Roma'yı biz bitirdik 1453'te. Batı Roma'yı da 476'da Cermenler bitirdi. Varmak istediğim nokta şuydu. Roma'nın bir en büyük imparatorluk, ilk imparatorluk ve insanlara çok fazla şey katan ve günümüzde hala sistemini kullandığı şey Roma hukuku mesela derse hala vardır. Veya Osmanlı maliye sistemini Roma'dan almıştır. Veya Roma'dan işte günümüze gelen bir sürü işte Ayasofya gibi veya Roma'ya gittiğiniz zaman Pantheon gibi bir sürü eser var. Çok fazla şey olduğu için anlatıyorum. Çünkü çok kuvvetli bir medeniyetti. İkincisi Pax Ottomana'ydı. Hani bizim kültürümüzde aslında bu kardeşlik, beraber yaşama olan bir şey. Şu an insanlar baktığı zaman, özellikle Batı toplumu Müslümanlara baktığında, Türkiye'yi de içine katarak, hani işte Müslümanların hepsini şu an cihatçı olarak görüyor çoğu bakış olarak. Halbuki bu doğru değil. Osmanlı'da hatta bunun örneği var. Pax Ottomana diye geçiyor. Bu da aslında Pax Romana'nın bir benzeri. 1500 ile 1700 senesi arasında Osmanlı'nın ki en iyi olduğu, en yükselişte olduğu dönemlerdir.
nasıl işte kendi bir millet sistemi kuruyor. Milletler kompartıman sistemine tabi, birbirine karışmıyorlar. Hepsinin farklı ruhani lideri var. İşte örneğin Ortodoks Hristiyan'ın Gennadios diye bir ruhani lideri var veya Ermeni Kilisesi'nin gene ayrı var. Ve o millet sistemi içerisinde bir Ermeni mesela, o kendi sistemi, kendi Ermeni milletin içerisinde yükselmeye çalışıyor yani yukarı veya bir işte Hristiyan ayrı şekilde böyle yükselmeye çalışıyor. Birbirinden ayrı yaşıyorlar. Fakat kimse kimseye karışmıyor. Hepsinin farklı idari kuralları var. Hepsi sonuçta sadece vergi veriyor Osmanlı'ya ve beraber yaşıyorlar. Ve böyle bir dönem oluyor ve bu 200 sene boyunca da Osmanlı evet tabii ki dışarıyla savaş yaptığı da oluyor. Fakat bu barış sistemi kurabiliyor ve çok fazla o zaman düşündüğünüzde Osmanlı süper gücü. Evet, yükselmenin başlıca aslında bütün tarihsel örneklerde başlıca şartının o azınlıklara yapılan baskıdaki ve iç içe yaşama uğraşındaki alınan sonuç. Bunu görüyoruz. Ya o kozmopolit yapı zaten Osmanlı'yı o kadar güçlendirdi ve ileri götürdü. Şimdi diyecekler ki tarih bilenler, ya iyi tamam da senin dediğin 200 senede Osmanlı çok çok az, bir %2 büyümüşken Yavuz Sultan Selim geldi. Yavuz Sultan Selim döneminde bir savaşlar yapıldı ve 2,5 katına çıktı Osmanlı toprağı. Evet doğru ama benim bahsetmeye çalıştığım şey o kozmopolit yapının korunması. Yavuz Sultan Selim'in gelmeden önce Osmanlı padişahları Kayseri Rum, Rumi yani Romalı, Roma başı olarak görülüyordu. Çünkü Osmanlı aslında bir Roma'nın devamı, Müslüman Roma gibi görülüyor. Fakat Yavuz Sultan Selim geldikten sonra ve özellikle halifelik alındıktan sonra daha fazla Sünni ve Müslüman kültür öne çıktı Osmanlı'da ve o kozmopolit yapı biraz bozuldu. Tabii ki de korundu. Hani yok olmadı ama bozuldu ve Kayseri Rumluk yani Roma İmparatorluğu ve bakış açısından daha fazla hani Müslümanların koruyucusu moduna daha fazla geçildi. Zaten milliyetçilik akımlarıyla parçalanıyor. Tabii aslında. Milliyetçilik akımı çok sonra geliyor ama çok güzel bir şey dedin. Özür dilerim sözünü kestim ama mesela milliyetçilik akımları baş gösterdiğinde Osmanlı'nın sonlarına doğru 1800'ler mesela Osmanlı'nın Atina şeyi var. Söylediğin başvekili var orada. Suikast yapmaya çalışıyorlar ve sakat kalıyor. Kos'taki Musurus Paşa. Yani Osmanlı o da ama aslında Hristiyan veya tam tersi gene böyle bir sürü Kont Porzeczki var. Mesela Polonya'dan gelip Osmanlı'ya iltica etmiş. Yani Osmanlı dediğinizde içinde bir sürü bürokratının Hristiyan olduğu, Yahudi olduğu bir kozmopolit yapı aslında. Büyük bir mozaik. Bunlar şimdi nasıl dağılıyor? Bunu metaforlarla da anlatmaya çok deneyen yazarlar var. Mesela Stephen Zweig'in Babil'in hikayesi vardır. Babil Kulesi'ni anlattı. Aynı şekilde senin anlattığın Roma dönemi gibi bir Babil'in de böyle yeşerdiği bir dönem var ve acayip bir mozaik var. Ana dilleri Latince. Ama şöyle bir aslında metaforla anlatıyor mozaiğin bozulmasını. Babil Kulesi'nin hikayesi insanların yapma nedeni şu. En tepeye kadar, göğün üstüne kadar, gidebildiği yere kadar, sonsuzluğa uzanan bir kule inşa edecekler. Hı hı. Bu kuleyi inşa ettikleri zaman gerçekten o mükemmeli, o sonsuzluğu hep beraber şekilde onları da yani hep beraber, hep birlikte çalışarak bunu yapabilecekler ve hep beraber çalıştıkları için o sonsuzluğu da beraber yaşayacaklar. Böyle bir metafor var. Kuleyi yapmaya başlıyorlar. İlk başta hiçbir sorun olmuyor. Ama yükseldikçe arada iletişim kopukluğu olmaya başlıyor. Hı hı. Yani bunu da şöyle bir metafor da yapmış. Yeni diller türüyor, yeni ırklar türüyor, yeni başka şeyler türüyor, dinler türüyor. Yani yükseldikçe, alanlar açıldıkça aslında mesafe de açılmaya başlıyor. Ve bundan dolayı artık biz hep beraber olduğumuzu başından beri unutmaya başlıyoruz. Her şey bu durumdan ibaret. Yani çok aptalca, ahmakça bir durum bu zaten. Yani insanoğlunu dışarıdan gerçekten baksan o kadar ahmak bir varlık ki. Ve bunu evet başındaki belli iktidar güçleri her toplumun belli çıkarlar dahilinde belki yapıyor. Savaşları, başka durumları yaratıyor. Ama onlar ne kazanıyor? Bu da çok tartışmalı. Bu da çok şaibeli. Onlar sadece bir onay kazanmak için mi bunu yapıyor? Ya da maddi olarak çok büyük kazancı olsa bile buna değer mi? Böyle bir durum var. Sen bir şey daha ekleyecektin galiba. Tabii ekleyeyim. Şimdi bu Pax Ottoman'dan ve Pax Romana'dan bahsettik. Üçüncüsü de işte Pax Amerika. Ve şu anda da işte Amerika'nın kendi iç sorunları var hala. Yani çok da hani sorunsuz ve her şeyin süper olduğu bir demokrasisi de yok. Kendi sorunu olduğunu şu an görüyoruz. O ayrı, onu bir kenara koyuyorum. Fakat neydi Amerika'nın işte kurulduktan sonra uzun seneler boyuncaki şeyi, sloganı? Hani
ne olduğunu önemli değil, ne inandığın önemli değil. Hatta cinsel tercihinin bile bir önemi yok. Sen buraya geldiğin sürece, Amerikan vatandaşı olduğun sürece istediğin şekilde yaşayabilirsin. Kimse sana dokunmaz. Çünkü burası özgürlükler ülkesi ve çünkü burada işte refah var. Ve dolayısıyla böyle bir sistem kurdu ve Amerika'ya gittiğin zaman hakikaten birbirinden bir sürü farklı işte ırkın oldu. İşte İspanikler var ama Afrikalılar var ama işte Uzak Doğulular var. Müslüman var, Hristiyan var, Yahudi var. Hatta bazı yeni türeyen tarikatlar da var. Bir sürü farklı insan topluluğu var ama beraber yaşıyorlar bir şekilde huzur içinde şimdilik. Ve öyle bir sistem kurdu ve bu sistem tabii onlara çok büyük bir bilimsel atlama da sağladı. Uzun zaman boyunca bir sürü aldıkları işte mesela Almanya, Nazi Almanya'dan kaçan profesörler oraya gitti. Veya farklı faşist rejimden kaçan insan oraya gitti. Ve aynen Türkiye'de de olduğu gibi bir bu, dipnot açarsak İstanbul Üniversitesi'nin zamanında Nazilerden kaçan biliyorsun. Ha, bir sürü Alman profesörü buraya bir dönemde geldi. Olsa çok büyük katkısı var. Evet, veya, kesinlikle öyle zaten. Veya hep örneğini verdiğimiz işte seferatlar. Hı hı. 1492'de Kurtuluş düşükten sonra İspanyollar oraya girmesi ve bu Sevilerin oradan Osmanlı'ya kaçması. Osmanlı'ya evet. Getirdikleri yenilikler ve sağladıkları bir sürü yenilik gene takdire şayandı. Kapatırsam Amerika'da da işte bu sloganla bir sistem kuruldu. Öyle de böyle tabii ki sorunları vardı ama o bakış açısı hala devam etmekte. Hiç sorunları olmasına rağmen. Ve bunun getirdiği bir sürü atılım var. Dolayısıyla aslında bu beraber yaşam, yani bu Pax Romana, bu barış, Pax Romana dediğimiz şey kültürümüzde insanların içinde aslında olan bir şey ve farklı medeniyetlerde ortaya çıkmış bir şey. Dolayısıyla aslında bunu sağlayabilirsek o zaman bu kutuplaşmanın da önüne geçebiliriz. Evet, vermek istediğim ana mesaj buydu. Şuna değinmek lazım. Amin Maruf'un gene Çivisi Çıkmış Dünya adlı bir kitabı vardır. Amin Maruf genelde hep Doğu'yu anlatır. Kendisi zaten Lübnan'da, bundan bahsetmiştik. Doğu'nun sorunlarından bahseder. Lübnan'da zaten bir nevi Orta Doğu'nun mikro haritası gibidir. Yani çok fazla çeşitlik vardı biliyorsunuz. Ve şundan bahseder. Der ki Çivisi Çıkmış Dünya kitabında, özellikle Arap dünyasında ki bu radikalliğin ortaya çıkması ve bunun teröre dönmesi ve silahlanma ve bu hoşgörüsüz bakış açısının çıkmasının nedenini şuna bağlıyor. Diyor ki Batı'da bir Batılı'nın diyor kendi ülkesiyle veya da kendi kültürüyle gurur duyması için 1000 sene önceki galibiyetine gidip bakması gerekmiyor diyor. Çünkü zaten şu anki yaşam tarzına baktığınız zaman işte daha zenginler, bir refah düzeyi var. İşte hemen yakın tarihte askeri başarıları var veya işte idari başarıları var. Ve öyle de böyle hoşgörü ve mutlu bir toplum söz konusu. Yani bir Fransız için mesela bunu anlatabilirsiniz. Bir Alman için bile 50 sene önce büyük bir mağlubiyet yaşadılar belki ama şu anki Almanya'daki refah düzeyi ve insanın yaşayış şekli ve hak hukuk sistemi çok kuvvetli. Dolayısıyla buna baktığınız zaman bunda mutlu olabilir. Fakat bir araba baktığınızda Osmanlı'dan ta öncesine gitmeniz lazım. Çünkü Araplar kendilerini biliyorsunuz hem kavmi ecip olarak gördükleri için hem de Osmanlı'yı Arap olarak görmekleri için. Çünkü Osmanlı bir imparatorluktu ve Türklerin aslında imparatorluğuydu. Dolayısıyla böyle gördükleri için de ta 1000 sene öncesine gitmesi lazım mutlu olabilmesi için. Ve evet. Bunun müthiş bu da çok eski bir paradigma. Çok çok eski bir paradigma. Geri kalmış bir paradigma ve yeniliği de tam kabullenemediği için. Kesinlikle. Çünkü yeni paradigma da %100 bir anlam vermiyor. Pozitivist evet. Bakış açısının da ne kadar başarısız yanları olduğunu iki savaşta gördük. İki büyük savaşta. Evet. Bunun arasında kalan bir durum. Toplum var. Ne yapacak yani bu işte toplum? İşte buna geliyor Amin Maruf'ta. 1000 evet. sene öncesine gidip ona sarılmak istiyor ama bu da çok eski. Dolayısıyla da kendini mutlu hissetmek için bir radikalleşmeye gidiyor. Bunu da işte radikalleşmede özellikle de işte din konusunda inanılmaz bir radikalleşme bundan dolayı ortaya çıkıyor diyor Amin Maruf. Ve bunun da müthiş bir hoşgörüsüzlüğe ve işte kendi kültür dışı her şeyi reddetmek, her şeyden nefret etme ve kendi kültürle ilgili herhangi bir şey söylendiğinde bunu büyük bir hakaret olarak kabul edip sinirlenme psikolojisi ve tepkisinden bahsediyor. Halbuki biz biliyoruz ki herhangi bir şey eğer sorgulanamazsa, bir sorgu yoksa o zaman o şeyin gelişmesi mümkün değildir. Çünkü her şeyin bir eksiği ya da geliştirilebilecek yeni bir yanı vardır. Örneğin bunun çok alakasız bir yerden örnek vereceğim. Mesela otomotiv sektöründe Japonların getirdiği işte continuous, şey sürekli iyileştirme sistemi, improvement'tan geliyor. Sürekli der ki Japonlar eğer bir problem gözükmüyorsa o zaman demek ki her şeyi yeterince ortaya çıkaramamışız demektir. Çünkü her zaman bir problem vardır ve problemler olmalıdır ki biz daha iyiye gidebilelim derler. İşte bu bakış açısına baktığınız zaman da tabii ki bu biraz abarttır ama. Ama siz çok bir basit şey aslında yani matematiksel problemden bile yola çıkabiliriz. Aynen. Yani denklem ne kadar büyüse o kadar önemli sonuç alacağız. Kesinlikle ama onu da sonra da tekrardan basitleştirmemiz için önce bir
kaotik düşünceye de girmek zorundayız. Önce bir kere eleştiri kaldırabilme kültürünün olması veya sizin inandığınız bir şeyin veya yaptığınız bir şeyin yanlış olabileceği ve yanlış küçük bir nokta içerebileceğinin dünyanın sonu olmadığı, hepimizin insan olduğunun kabul görmesi lazım. Yani doğuda özellikle öyle bir bakış açısı var ki şu anda herhangi bir şey söylediğiniz zaman bu illa dini bakış açısıyla ilgili değil, bir kültürle de alakalı olabilir. Hani bir tradisyona da alakalı olabilir, gelenekle ilgili. Hemen bunu bir hakaret olarak algılama ve bunu karşılıklı bir sinirlenme ve karşıya aşağılamaya çalışma var. Yani dinleme yok. Bize özgünlük yok. Yani ben yeni bir şey yapacağım diyen mesela gençlerin sayısı bence bizim toplumda çok az. Ben yapamam diyor. Ben diyor, yeni yok. Bir şey bilime katamam. Ben sanatsal yeni bir şey. Hep bu hepimize aslında yetiştirilişten de verilen galiba bir şey ya. Çok garip. Yani ben çok az duydum ya. Ben şunu keşfedeceğim, şunu yapacağım. Yani küçük yaştan itibaren sonradan kendisi çok entelektüelleşiyor. Belki ufku genişliyor. Belki o zaman niyet edebiliyor. Ama genelde öyle bir şeyimiz de var. Yani biz sanki yeni bir şey katamayacağız. Kendi özgün şeylerimizi geliştiremeyeceğiz gibi bir durum var. Bunu diğer kitle, yani başka bir kitle de çok irrasyonel şekilde yapıyor. Hiçbir şey yapmadan, abi aslında her şeyi biz yaptık zaten. Bir de o var, evet. Müthişiz falan gibi. Her böyle şey bir, kendine atfetme. Ama yani yaptık da sonuç ortada yani. PISA'nın en son şeyini biliyorsun, araştırmasını. Eğitimdeki durumumuz belli. Ama sürekli suçu işte reflect etmekle, yansıtmakla başkasına atıyorlar. Sürekli suç bizim değil. Hayır, sorumluluğunu kendin al. Böyle bir şey varsa bu sorunu da düzelteceksin. Eğitimi de sen düzelteceksin. Bilimi de sen düzelteceksin. Ama bunun için önce senin sorgulayıcı bir akla da sahip olman kesinlikle lazım. Öyle. Bu kültürel değerlerine de ters gelmemeli. Çünkü kültürel değerlerine ters gelmiyor aslında. Böyle bir sorunumuz yoktu bizim. Yok, kesinlikle yok. Ama işte bir de şey var mesela. Bu batı icattır. Veya da işte bu fikir batıdan gelme. Bizim kültürümüz uymaz. Ben istemiyorum. Ya bir şeyin farklı bir kültürden gelmesi sizin hoşunuza gitmeyebilir. O şeyin doğruluğu veya yanlışlığını değiştirmez. Yani bu şeye benziyor mesela. Ya sen çok doğru 2 artı 2 4 diyorsun. Ben diyorum ki ya Ömer mi söyledi, o zaman doğru değil. Niye ben Ömer'i sevmiyorum? Ya ben Ömer'i sevmiyor olabilirim ama Ömer'in söylediği şey doğru olabilir. Bir kere bunların ayrımının yapılmasından başlıyor. Bunlar aslında çok basit şeyler ama dediğim gibi bunların yapılabilmesi için ilk önce bizim kültürümüzün ve aynı zamanda Arap dünyasının kendisiyle gurur duyabileceğini ve sadece insan olduğu için gurur duyabileceğiyle başlaması ve dolayısıyla da hani eleştirilere açık olması lazım. Ben demiyorum ki Batı'nın her yaptığı şey doğru ve Batı'nın hiç eleştirecek yanı yok. Hayır, ama Batı'da şöyle bir şey var. Mesela Voltaire ne demişti? Voltaire demişti ki zamanda senin fikrine katılmıyorum ama senin fikrini söyleyebilme özgürlüğünü sonuna kadar savunurum demişti. Böyle bir kültür olduğu zaman zaten bir gelişme olur. Çünkü çoğunluk farklı fikir oluşumu ve birbirinin sonuçta farklılıklarını görebiliyorsun. Aslında ben mesela bir düşman olduğu zaman herhangi bir tarafta bir yerde veya da beni eleştiren biri olduğu zaman bunu hep her zaman bir şans olarak görmüşümdür. Çünkü benim canımı acıtmak isteyen bir insan belki de benim görmediğim bir eksiğim bana söyleyecektir. Ve ben bu beni üzse bile sonra diyeceğim ki ya evet benim böyle bir eksiğim var. Bu aslında bir eğer güçlü durup hakikaten kendinize eşleyebilecek bir noktaya gelirseniz bunu bir zenginliğe çevirebilirsiniz. Zarar da görmeye başlarsın zaten. Kesinlikle, çünkü kendine geçtirmiş olursun. Burada. Yani bu zaten düşünsel olarak zarar göremediğin için şiddete de başvuruluyor. Hı-hı. Bir de böyle bir durum var. Yani gelip yüz yüze tartışılsa kesinlikle böyle bir sonuç zaten çıkmayacağını çok biliyorlar yani. Bunu hem bilinçli hem bilinç dışı biliyorlar. Süremiz azalıyor. Ben bir küçük bir deneme okumak istiyorum. İstersen sen de başla çünkü bir iki sayfalık var. Sonra değiştirelim. İki sayfalık. Peki. İnsanın ehlileşmesi bir gelişim sürecinin sonunda... Çok özür dilerim. Bu Hermann Hesse'nin Öldürmeyeceksin adlı deneme kitabından yine. Ve ana makalesini şu anda okuyoruz. Çünkü şu andaki durumlarımıza, iç çelişkilerimize çok uyduğunu düşünüyorum ben. İnsanın ehlileşmesi bir gelişim sürecinin sonunda gorilden uygar insana dönüşümü uzun bir yolun yavaş yavaş geride bırakılmasıyla gerçekleşiyor. Yaşam pratiğinde ahlak kuralları ve yasalar kılığında karşılaştığımız kazanımların pek sağlam yanı yok. Her fırsatta geçmişte kalan atavik davranışlar dişlerini gıcırdatarak sahnede boy gösteriyor. Sözde kalıcı başarıları yeniden alıp götürüyor. İnsan olmanın geçici amacını Zoroaster ve Lao Tse'den bu yana insanlığın manevi önderlerince konmuş manevi yükümlülüklerin yerine getirilmesine görürsek, günümüzde insanlığın henüz insandan 1000 kat daha gorile yakın olduğunu ister istemez söylememiz gerekiyor. Henüz insan aşamasına ulaşmış değiliz. Yalnızca insanlığa giden yolun üzerinde bulunuyoruz. Birkaç bin yıl önce yüksek gelişim düzeyindeki bir ulusun dini şu temel yasayı ortaya koydu. Öldürmeyeceksin. 1919 baharında Baron Wrangel'in Bern'de idealist kişilerden oluşan küçük bir uluslararası topluluk önünde söylediği "Gelecekte hiçbir insan başkalarını öldürmeye, vatanına hizmet için bile olsa zorlanmamalıdır" sözüne ilerici ve değerli bir söz gözüyle bakıldı. Gelişim yolunda bu noktaya ulaşılmış durumdayız işte.
Sina Yarımadası'nda Musa'nın koyduğu yasa birkaç bin yıl sonra iyi niyet sahibi küçük bir topluluk tarafından kısıtlamalarla ve ihtiyat karışımı bir çekingenlikle yeniden ortaya atılıyor. Yeryüzünde hiçbir uygar ülke yok ki insan öldürme yasağını herhangi bir istisnaya yer vermeden yasalar içinde almış olsun. Alabildiğine yalın, insanlık açısından alabildiğine doğru bir davranış biçimi bugün dünyanın her yerinde ürkek ve çekingen söyleşilere konu edilmekte. Lao Tse'nin bütün öğrencileri, İsa'nın bütün müritleri, Frans von Assisi'nin bütün izleyicileri pek çok yüzyıl önce günümüz uygarlık dünyasının yasa ve mantık düzeyinin ilerisinde epey ilerisindeydi. Günümüz uygarlık dünyası o yüce buyrukların değerini, insanlığın ilerlemesini, ilerleme olanağını düpedüz yaslamaktadır. Bunu kanıtlayacak yüzlerce örnek gösterebiliriz. Ne var ki insanlığın ortaya koyduğu yüce buyrukların ve ulaştığı bilgilerin değerine günümüzde yaşanan hazin olaylar gerçekte asla gölge düşürmemektedir. Öldürmeyeceksin buyruğu binlerce yıldır binlerce kişi tarafından baş tacı edilmiş ve pratikte uygulanı gelmiştir. Tevrat'ı İncil izlemiş, bir İsa gelebilmiş, Yahudiler bir ölçüde özgürlüğüne kavuşmuş, insanlık bir Goethe'yi, bir Mozart'ı, bir Dostoyevski'yi bağrından çıkarabilmiştir. Her zaman iyi niyetli, geleceğe inançla bağlı, iyi niyetli kişilerden bir azınlık var ola gelmiş, yeryüzündeki hiçbir yasa kitabına rastlanmayan yasalara uygunluk içinde davranmıştır. Bu iğrenç savaş sırasında da yine binlerce insan yazıya geçmemiş, yüce buyrukların yanında yer almış, asker olarak görev yaparken insaf ve hoşgörüyü elden bırakmamış, saygıyla bakmış düşmanına ya da düşmanını öldürmek, ona karşı kin ve nefret beslemek için üstlerinden aldığı buyruğa yılmadan karşı durmuş, bu uğurda hapislere atılmayı, işkence görmeyi sineye çekmiştir. Bu insanları ve yaptıklarını değerlendirebilmek, hayvandan insana doğru bir gelişimin gerçekleşebileceğinden kuşkuya düşmemek için inançlı bir yaşam zorunludur. Şahsen burada kalalım. Yani genel olarak burada işte aslında aradığımız umut anlam burada bence. Nedir bu? Artık bir mücadele edilecekse barış için edilmeli. Kesinlikle öyle. Bununla ilgili de beni mesela en çok üzen şeylerden biri barış istenildiği için de bu ülkede çok sert tepkilerle karşılaşılan durumlar oluyor. En garibi bu. Aslında sevgiyle ilgili yaptığımız her şeyde, mesela doğayı seviyorsun, yapma oraya, rant var, rant için diyorsun. Yok, işte hayvan sevgisi oluyor, insan sevgisi oluyor. Ayırt etmeden çocukları sevmemiz gerektiğini söylüyorsun. Ama bunların hepsinin siyasi literatürde sanki cezası varmış gibi bir durum var. Yani öldürmeyelim, direnelim, inat etmek önemli diyelim o zaman. Kesinlikle, inadını yaşayalım. Son bir şey söyleyip kapatalım istiyorsan. Hı-hı. Yani bir dakikaya almayacak. O da şu, başında söylemiştim. Hani bu şey var ya şu anda birçok insanda, ya işte Türkiye'de yaşanmaz, biz gidelim, işte Amerika'ya yerleşelim, Almanya'ya yerleşelim. İnsanlara oralarda yaşamadan önce sadece turistik olarak gezdilerse, oraya gidip orada yaşamakla turistik olarak gezmeyi karıştırıyorlar çok. Unutmayın ki hepimizin kökü burada, hepimizin kültürü de burada. Ve birçok şeyde mutsuz da olsak, rahatsız da olsak, biz ancak ve ancak burada tam olarak yaşayabiliriz. Çünkü ben özellikle yurt dışında 6 sene yaşamış bir insan olarak bunu söylüyorum. Yurt dışında olduğunuz zaman ki psikolojiniz, size bakış açısı, bu Avrupa'da yaşadığınızda da böyle, Almanya'da, Amerika'da yaşadığınızda da böyle, hani uygar yerlerden bahsediyorum. Her zaman ikinci sınıf vatandaş, her zaman kuşkuyla bakılan ve her zaman bir şekilde kültürüne çok adapte olduğunuzu hissedemediğiniz, ne kadar dilini iyi konuşursa konuşun, bir espri bile olduğunda sizin kafanıza farklı geçtiği bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada belki patlayan bombadan ölebiliriz. Bu kesin değil ama yurt dışında yaşarsak yarımızın öleceğini ve yarı insan yaşayacağımız kesin. Dolayısıyla insanların bence bizim çözümümüz sadece burada olduğunu ve burayı burada ancak yükselebileceğimiz ve burayı çözmemizin önemli olduğunu ve bir görevimiz olduğunu hatırlamasını ve buna göre biraz da yaklaşmasını ben diliyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Ve eksik olanın sonuna geldik. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.